a talk with Walter Willett, whom we have just enjoyed listening to. Today is a particularly special day today, and I will tell you why. Number one, I'm with all of you, and also these are issues that we all take to heart, and both the center and the foundation is finally seeing the fruits of its labor. And it's also a moment, a rare occasion for me, because we're able to conduct this with Walter Willett. Some of you may know it, but I began with Walter in my academic career. Began with his department, perhaps because nobody else would hire me. I had begun in his department and my academic inquiries. Now we'll be talking about Walter's life from the beginnings to today, and some of the things I'll be trying to respond to questions that puzzle a lot of people. Evet, Walt birçok insanın bilmediği ama bana ilk işi veren insan olduğunu demin söyledim. Ve bu yüzden sana ne kadar minnettar olduğumu söylemek istedim ve burada olmanın benim için ne kadar önemli olduğundan bahsediyordum. Şimdi burada Walter'ı tanımayan var mı bilmiyorum ama bir birey ve bir akademisyen olarak son derece nevi şahsına münhasır bir insan kendisi. En fazla atıfta bulunulan bilim insanıdır. Yüz binlerce atıfı vardır. Yazmış olduğu, bastırdığı, çalıştığı birçok akademik yayın içerisinde. Dolayısıyla dünyanın en fazla atıf gören bilim adamı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda da bir şekilde bilgisini insanlara geçirme konusunda son derece fazla çaba göstermiş bir insan olarak nevi şahsına münhasır bir şahsiyet. Tekrar hoş geldin demek istiyorum. Seninle büyürken nasıl bir hayat yaşadığını merak ediyorduk. Akademik bir aileden mi geliyorsun? Michigan'da doğduğunu büyüdüğünü biliyorum. Bu bilime girmen, akademiye girmen nasıl oldu? Bu hayat tarzına nasıl kaptırdın kendini? Teşekkür ederim. Evet, burada Gökhan'ı hakikaten doktorasını Harvard'da bitirir bitirmez işe aldığım doğrudur. Ve kendisinin çok akıllı olduğu ve gelecekte bir bilim yıldızı olacağı o zamandan beri belliydi. Ama geriye dönüp baktığımda yaptığım, verdiğim en iyi kararlardan bir tanesiydi. Çünkü bu beklentilerin hepsini karşıladı. Tabii bunun yan etkisi olarak Türkiye'den bir sürü insanla tanışacağımı bilmiyordum açıkçası. Daha önce bu ülkenin insanlarıyla fazla bir temasım yoktu. Hem Türkiye'den hem de dünyanın bu tarafından. Dolayısıyla Boston'daki kamu sağlığı okulumuz, enstitümüzde getirdiğimiz insanlarla beraber aslında şimdi anlıyorum ki Gökhan hakikaten iş verme konusunda yaptığım en iyi seçimlerden biriymiş. Akademisyen olmama gelince benim ailem aslında kuşaklar boyunca sütçülük ve süt ürünleri ile uğraştılar. Babam benim doktorasını ilk doktora yapan insandı aslında ve Orta Batı'da, Amerika'nın Orta Batı'sında genelde bu tür doktora yapmak, hele hele sütçü bir aileden gelirken son derece sıra dışı. Ama dolayısıyla 5 yaşında bile ben organ transplantasyonunu seyredebildim ve mesela ilk yapay döllenme sonucunda doğmuş olan buzağı bizim ailemizde aracılığıyla gerçekleşti. Ve çok genç bir yaştayken aslında hatırlıyorum bir ziyaretçimiz vardı, Hindistanlı bir kadın.
ve kadın Dünya Sağlık Örgütü'nden de ve birçok ülkeyi gezme fırsatı buluyordu işinden dolayı ve bu benim çok ilgimi çekiyordu açıkçası. İlginç sorunlarla cebelleşiyordu her gittiği yerde. Dolayısıyla benim gıda bilimi çalışmalarına başladığım zaman aslında aklımda hep o vardı. Yaptığım bütün işlere bir şekilde gıdayı bulaştırdım. Bir şekilde Michigan'da sebze yetiştiriyordum zamanında ve açıkçası üniversite paramı karşılayabilmek için mısır ve domates yetiştirip satmışlığım var. Aslında böyle gıda mühendisliği veya gıda bilimi birçok değişik bilimin kesiştiği bir nokta, biliyor musunuz? Yani sadece epidemioloji ya da laboratuvar, yani deneysel bilimleri değil, aynı zamanda sosyal bilimleri de içine alan bir dal. Etkileşime çok açık bir dal. Örneğin jeologlara çok fazla iş düşüyor ya da iklim değişikliğinin nasıl üretime, gıda üretimine ve dolayısıyla kendi sağlığımıza, kamu sağlığına nasıl yansıdığı gibi konular aslında gıdayı son derece ilginç bir alan haline getiriyor. Ve sizin grubunuzda örneğin hatırlıyorum hem hücre biyolojisi konusunda hem de iklim değişikliği hakkında birçok çalışmalar yapılıyor. Bu kadar iki uçta yer alan, değişik gibi görünen konuları aslında birleştiren bir alan. Tamam, o zaman tıp okudunuz Michigan'da. Ondan sonra epidemiyolojiye geçtiniz gıda mühendisliğinden. Peki bu geçiş nasıl oldu yani? Niye insanları tedavi etmeyi tercih etmediniz de gıda üzerine çalışma yürütmek suretiyle daha fazla etkin olabileceğinizi düşündünüz? Bir de arada geçen Tanzanya'da yıllarınız var. Onlardan bahseder misiniz? Dediğim gibi bütün işlerim, yani tıp çalışırken de açıkçası gıdaya her zaman bir şekilde dahil ediyordum. Oradaki kızılderili popülasyonunun diyetiyle ilgili örneğin bir araştırma yaptım ve görmüştüm ki yetişkinlerin yarısından çoğu diyabet hastasıydı. Bu da bana bazı sorular sordurdu. Yani neden bunun olduğuna dair sorular sordurdu ve bu benim yaptığım ilk çalışmaydı. İlk yayınlanmış çalışmamdı açıkçası. Ve bundan beri bazı nüfusların neden daha yüksek diyabet maruz kaldıklarına dair birçok çalışmayı yürüttüm ve artık anlıyoruz bunun sebebinin neden olduğunu. Bu genellikle birçok faktörün bir araya gelmesi, sağlıksız diyet ve az aktivite, az fiziksel faaliyet genellikle tip 2 diyabetin artmasına yol açıyor. Ve bu sadece benim çalışmamı yürüttüğümde Michigan'ın güneyinde, kuzeyinde özür dilerim yer alan kızılderililerde değil, aynı zamanda dünyanın çoğu yerinde rastladığımız bir olgu şu anda. Maalesef kızılderililer o sırada ekonomik göstergeler sonucunda maalesef kötü bir diyete maruz kalmışlardı ve şu anda bu diyetin aynısı bütün dünyanın geri kalanına da etkiliyor. Böyle bir çalışmayla başladı yani bütün işim ama tedavi etmeye de aslında hiç yapmadım değil. Bir süre yaptıktan sonra işte tip 2 diyabet ve kalp rahatsızlığına sahip olan insanların tedavisinde aslında sadece palyatif tedbirlerin olabileceğini gördüm insanları birebir tedavi ederken. Yani çünkü biz bu hastalıkların aslında kökenlerine inmiyoruz. Yapmamız gereken bu. Ve Tanzanya'ya bir proje için gitmiştim tıp okurken. Bu ülke kamu sağlığına son derece adanmış bir yol tutmuştu. Ve Tanzanya'da iç hastalıkları mütehassısı olarak
dersler vermeye başladım. Ancak anladığım kadarıyla o sıralarda biraz kamu sağlığıyla alakalı birisine ihtiyaçları vardı ve benim de kamu sağlığı konusunda bir master diplomam vardı. Dolayısıyla yavaş yavaş epidemiolojiye kaymak suretiyle salgın hastalıkların kökeninde yatan sebepleri, bunların nasıl kontrol edilebileceği üzerine kafa yormaya başladım ve yavaş yavaş bu epidemioloji denen meselenin tamamıyla aslında gıdanın birçok meselesine de aktarılabileceğini gördüm ve şu anda gıdacıların birçok meselede epidemiolojik açıdan çok katkıda bulunabileceklerini gördüm. Biliyorsunuz bu çok popüler bir konu ve herhalde en fazla konuşulan meselelerden bir tanesi medya içerisinde. Halk sağlığı söz konusu olduğunda, binlerce gıda söz konusu olduğunda, binlerce kitap, binlerce program, televizyon programı, milyonlarca dolar harcanıyor gıda takviyelerine vesaire. Siz bunun gerçekten insan hayatını değiştirebileceğini düşünüyor musunuz? Belki bize birkaç somut örnekle gıdanın insan hayatına ne kadar büyük, önemli sağladığını, nasıl etkide bulunduğunu söyleyebilirsiniz belki. Üç tane örnek verebilir misiniz? Büyük etkisi olduğu örneğin. Gıdanın sağlığımızdan fazla bir etkisi var insan sağlığına. Öncelikle benim asıl odak konum kalp rahatsızlığıydı, kalp hastalıklarıydı. Ve bugünkü konuşmamda da birazcık buna değinmek istedim aslında. Ama asıl kanıtlara baktığımız zaman çok bu kanıtların yeterli olmadığını ve daha somut verilere ihtiyacımız olduğunu gördüm. Eninde sonunda gıdanın kalp rahatsızlığıyla alakalı olduğuna dair birçok kanıt ortaya çıktı. Ancak bu 70'lerde verilen kanıtlardan çok farklıydı. Yani trans yağlardan bahsedilmiyordu o sıralar. Ya da en azından üzerinde durmaya değmez bir konu olarak görülüyordu. Şimdi anlaşılıyor ki gıda ve diyet aslında resmin sadece küçük bir kısmını oluşturuyor trans yağlar. Ve trans yağların azaltılması konusunda çok büyük katkıda bulundu çalışmalarımız kalp rahatsızlıklarını azaltmadı. Sebze ve meyvelerin ne kadar önemli faydaları olduklarından bahsedilmiyordu fazla. Kalp rahatsızlıklarına karşı önlemede ne kadar yararlı olacağından bahsetmiyordu. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman aslında Akdeniz ülkelerindeki kalp rahatsızlığının 1960'larda gösterdiği seyre dönmemiz mümkün. Yani çok düşük yüzdelere bugünün bağlamı içerisinde sokmak mümkün. Yeter ki doğru seçimleri yapalım. Ama bunun dışında gıda hiç tahmin etmediğim birçok konuda önemli olduğunu gösterdi bana. İster bu multivitamin olsun, ister folik asit takviyesi olsun, birçok mesela kalıtımsal bozukluğu %70 riskini azaltabiliyor ve bu çok büyük bir risk azaltımı. Bunların hepsinin belgeleri yayınlandı, bunların kanıtları son derece sağlam. Bu kadar basit şeylerin aslında biz bu kadar basit bir değişiklikle böyle büyük değişiklikler yaratabileceğimizi bilmiyorduk. Şimdi de örneğin insanların hayatlarının daha ileriki yaşlarında daha uzun ve sağlıklı nasıl yaşanabileceğine ve zihnin bilişsel faaliyetlerini nasıl gıda yoluyla ileriki yaşlarda düzgün şekilde ilerletebileceğimize şimdi bakıyoruz. Bana sorarsanız bütün hayatım boyunca çok heyecanlandıran bir mesele oldu gıda meselesi. Ve birçok dediğim gibi bakış açısı var. Bir tam gıdaya bakılabilir, tam tahıllı gıdalara bakılabilir.
Ve bu da bize aslında gıda dediğimiz meselenin ne kadar karmaşık olduğunu, fitokimyasalları düşündüğünüz zaman sadece bizim işimize yarayan biyolojik etkileri değil, dünyaya dair birçok değişik bilgi sunan bir alan. Ve tam sizin çalıştığınız alana kadar, yani hücre seviyesinde nelerin cereyan ettiğine kadar birçok konuda bize bilgi veren bir alan. Bu tip değişik lenslerden, değişik perspektiflerden olaya bakıp daha fazla ve en geniş çapta resmi bir araya getirmeye çalışmak bence heyecan verici. O zaman siz şöyle bir soru sorayım. Sonra yakın zamanda bir konuşmada bir fincan kahvede 6 ila 8 bin değişik molekül olduğundan bahsetmiştim bir önceki konuşmalarımdan birinde. Bu da tabii aslında bu tarihin, bu kahvenin, içtiğiniz o kahvenin bütün tarihini barındıran moleküller. Nerede yaşadığı, nerede büyütüldüğü, nerede işlendiği vesaire. Dolayısıyla bu arkadaki elma mesela, bizim yediğimiz elma büyük ebeveynlerimizin ya da ilk atalarımızın yediği elmayla aynı mı? Gıda nasıl evrim gösteriyor zaman içerisinde? Ve ekosistem ve tarım alanındaki değişimler gıdayı nasıl etkiliyor? Biraz bundan bahsedebilir misiniz? İşte bu yüzden bu söylediğim alan çok etkileyici, dinamik bir alan. Çok az gıda var aslında bizden önceki kuşağın tükettikleriyle aynı olan. Örneğin çok bazı balık türleri vesaire, çok çok ufak türler sadece günümüz genomik teknolojilere maruz bırakılmamış ve değiştirilmemiş durumda. Yani gıda çoğunlukla, örneğin bizim ülkemiz bağlamında Kızılderililerin tarıma yaptıkları müdahaleler inanılmaz derecede değiştirmiş bazı bugün her gün tükettiğimiz maddeleri. Genellikle hasatı biz arttırmaya çalışıyoruz. Ancak eninde sonunda Kızılderililerin örneğine farklı bakışları vardı ve benim de gördüğüm kadarıyla bu hasada yönelik bakış açısı bazen bizim endospermik bazı düşüşlere yol açıyor gıda içerisinde. Yani bu da gıdanın aslında bize beslenme açısından vereceği yararı azaltıyor. Hasadı arttırırken yararı azaltıyoruz. Mesela bu karbonhidratların bu kadar artması örneğin muhtemelen bizim kendi seçimli bir şekilde gıdamızı üretmemiz sonucu ortaya çıktı. Örneğin inekler 1940'lara oranla bugün 5 kat daha fazla süt verebiliyorlar. Burada beslenme ve aynı zamanda dürüdörlenme konusunda suni yaklaşımlar var. Neyin değiştiğini tam olarak bilmiyoruz. Özellikle de yakın zamana kadar hangi genetik karmaların bu hasadın yükseltilmesine yol önemli oluyor tam bilmiyoruz. Bilmiyorduk daha doğrusu. Şimdi yavaş yavaş anlamaya başladık. Ne tür bir işlev bozukluğu veya bir işlev değişikliği yapıldı bilmiyoruz henüz daha tam olarak, ama sütün aynı süt olmadığını biliyoruz 50 sene öncesinde yine oranla. Bunu sizden duymak istiyorduk. Yani işin kimyasını bile çalışan insanlar için tuhaf bir konu. Dolayısıyla sıradan insanlar için bunu nasıl paketlemek gerekiyor acaba? Yani bu hangi bilginin doğru olduğu, hangi bilginin güvenilir olduğunu biz nereden bileceğiz? Veya şöyle sorayım, bilim, gıdanın bilimi
medyanın sürekli yönlendirmeleriyle nasıl başa çıkıyor? Bu söylediğiniz şey çok büyük bir sorun hakikaten ve bu konuda çok fazla veri var aslında. Ve çoğumuzun zihnini berraklaştırması gerekirken aslında tam tersine ortalığı karıştırıyor gibi geliyor bana. Yani genel olarak kamunun kafası karışmış durumda. Ve bundan birazcık bahsetmiştik zaten. Hatırlarsanız bazı makalelerin özellikle satüre edilmiş, doymuş yağ oranları konusunda ve yapay tatlandırıcılar söz konusu olduğunda kötü yönlendirici bazı makaleler yayınlanmış. Dolayısıyla bu peer review dediğimiz bilimsel kurulların değerlendirmeye tabi tutmadaki bazı kriterlerinin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği kesin. Ki zaten bilimsel sürecin en güzel kısmı da bu. Devamlı bir iki adım ileri bir adım geri şeklinde gidiyoruz ama bu şekilde gerçeğe yaklaşıyoruz ve bu süreç içerisinde tabii kamunun kafasının karışması anormal değil. Basında bazen sansasyonel haberler de yayınlanıyor. Burada bu haberlerle toplum arasında bir etkileşim oluyor tabii ki. Şimdi bu makale tabii ki en saygın bilim dergilerinden birinde yayınlanmamış olsa bile o dönemde ciddi bir bilimsel bulgu olarak algılandı ve değerlendirildi. Ama genel olarak baktığımızda da bilimsel olarak güçlü bulgular var tabii ki bu çalışmalarda. Süreci değerlendirdiğimiz zaman güvenilir verilerin, kanıtların, bilimsel kanıtların toplanabilmesi önemli. Bilimsel kanıta bakmamız gerekiyor. İdeal ve tutarlı bilgi, farklı çalışmalarla birbirini destekleyen bilgi önemli. Çoklu çalışmalar var, eş zamanlı yürütülen çalışmalar var. Örneğin lipitler üzerinde. Yine farklı boyutlu epidemiyolojik boyutlarını inceleyen çalışmalar söz konusu. Bu bilgi günün sonunda kime ulaşıyor? Yani sokaktaki insan oradan buradan bir şeyler duyuyor ama bu sağlıklı bilgiyi nereden alacaklar? Zaten önemli olan sorunlardan biri de bu. Ulusal Diyet Kılavuzları Komitesi ABD'de her 5 yılda bir araya gelerek bilim adamlarını bir araya getirir ve bu bilimsel çalışmaları birlikte tararlar ve değerlendirirler ve buradan ortak sonuçlar çıkarırlar. En güvenilir bilgi kaynaklardan biri bu. Aslında komiteler de insanlardan oluştuğu için komitelerde de hata söz konusu olabiliyor. Hepimiz insanız. Hükümet bazında baktığınız zaman doğru komitelerin görevlendirilmesi önemli. Doğru ve güvenilir sonuçların alınması için. Bu değerlendirme komitelerinden gerçekten ilginç sonuçlar çıkabilmekte. Neyse ki beslenme bölümleri, üniversitelerin ilgili departmanları ABD'de son yıllarda bu komitelerle etkin bir işbirliği sağlamayı başardılar. Ve çalışmalar baktığımız zaman artık daha da bilimsel dayanağa sahip bir yapıya bürünmüş durumda. Yalnızca kar amacı gütmeyen, bilimsel bilgiye önem veren yaklaşımlarda güçleniyor diyebiliriz. Bu gibi raporlar dediğim gibi kusursuz olmasa bile ya da mükemmel bir rapor bile olsa her zaman medyada güçlü bir yer edinemeyebiliyor. Yani bir kişinin köpeği ısırması, bir köpeğin bir insanı ısırmasından daha sansasyonel bir haber oluyor. Bildiğiniz gibi sorun da burada zaten. Bu şekilde yaklaştığınız zaman çoklu tarafları, paydaşları, güçlü bilimsel bir tabanda bir araya getirebilirsiniz. Gazetecilik açısından değerlendirildiğinde gazetecilik ve beslenme arasındaki ilişki en azından ABD'de son yıllarda iyileşme gösterdi. Magazinlerde de, dergilerde de baktığımız zaman böyle bir yaklaşım var.
dergilerde özellikle daha derinlikli raporlar ve değerlendirmeler karşımıza çıkabiliyor. Şunu da belirtmek gerekiyor. Bazı gazeteler sansasyonel haber yapma yaklaşımını benimsiyorlar. Örneğin New York Times'a baktığınız zaman beslenme söz konusu olduğunda, sağlık söz konusu olduğunda New York Times güvenilir bir yayın değil. En çok okunan gazete ama insanlar düşünün en çok satın alınan gazetede bu gibi haberleri okuduklarında yanlış bilgilere inanabiliyorlar. Herkes internette her şeyi söyleyebiliyor. Bunlar bilimsel değerlendirmeden uzak, bilimsel sağlaması yapılmamış bilgiler olabiliyor. Sağlık ve beslenme konusunda tabii ki olabilecek en iyi kayıtlara dayanarak genel halk kitlesi için bu bilgileri aktarmak önemli. Bazı farklı kaynaklar, farklı kuruluşlar var bunu yapmaya çalışan. Ama en önemli sorunlarımızdan biri bu. Ortalama insan toplum içinde günlük akışta bu konularda sağlıklı bilgiye erişemiyor. Bir diğer konu daha var. Sizden duymak istiyorum. Dünyada genel bir trend var. İnsanlar bilimsel kanıta inanmakta da güçlük çekiyorlar zaman zaman. Bu gerçekten her alanda karşımıza çıkan bir problem. Bazen iyi bir haber insanları ikna edebiliyor. Bir gerçekliğe inandırabiliyorsunuz kitleleri. Yeterli kanıt olmasa bile, örneğin iklim değişikliği konusunda ortada çok kanıt var. Amerika'dan örnek verecek olursak, işte parlamentoda birçok politikacı iklim değişikliği gibi bir oluşumun, bir olgunun olmadığını ileri sürüyor. Ve birçok insan, büyük ve önemli kitleler aşı programlarıyla ilgili toplumda kuşku yaratıyorlar. Kamu sağlığı konusunda bunlar ciddi tehditleri de beraberinde getiriyor. Bunun nedeni sizce ne? İnsanlar neden bilimsel kanıta inanmakta güçlük çekiyor? Bu beslenme konusunda da böyle. Acaba kanıtlar mı yeteri kadar güçlü değil? Bilimsel çalışmalar mı iyi değil? Yani bilimsel kanıtlar çok güçlü olsa bile insanlar bazen inanmayı reddediyor. Bu çok ciddi bir sorun dediğiniz gibi. Bilimde bile bununla karşı karşıya kalıyoruz. Birçok farklı alanda karşımıza çıkıyor. Bence bunun bir bölümü ne yazık ki bilimi inanılır bir şey olmaktan çıkarmayı hedefleyen yanlış yaklaşımlarda aranmalı. Örneğin tütün sektörü uzun yıllardır sigara içmenin sağlığa zararlı olmadığı yönünde propaganda yaptı. Bilimsel verileri reddetti. Uzunca bir süre buna direndi. Ama tabii ki her zaman bir iki kişi, bilim çevrelerinde de durum böyle, ortaya çıkacak ve doğruyu yüksek sesle söylemekte ısrar edecektir. Bu strateji yine iklim değişikliği konusunda da kullanılıyor. Bu konudaki sözcüler, savunucular bunun farkında. Toplum içinde kuşku ve skeptik bir yaklaşım yaratmak için bazı argümanlar ortaya atılıyor. Aksiyon almak için daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var deniyor. Diğer alanlarda da bu durumla karşı karşıyayız. Bir kısmı da çılgınca ve gerçekten anlayamıyorum. Yani toplumun bu yaklaşımını çözümlemek için belki psikolog olmak gerekiyor. Bu, ben de bir psikolog değilim. Aşılama ekonomiyle de yakından ilgili. Aşılama ekonomik bir çıkarla nasıl çatışır onu da anlayamıyorum. Dolayısıyla bunun arkasındaki motivasyonu okumak benim için çok kolay değil. Ama bilim elimizde olmazsa ve bilimsel verilere dayanarak anlaşmazlıkları çözemiyorsak bir sorun var demektir. Çünkü bu bir süreç. Bu süreç içinde de tabii ki insanlar farklı kanıtları ortaya sürüp farklı görüşleri tartışacaklardır. Ama bilim bir süreçtir ve bu bilimsel sürecin sonunda umuyorum ki sorduğumuz sorulara güçlü kanıtlar oluşturabileceğiz. Yani beslenme konusunda gerçekten neredeyse somut sonuçlar
elde edilebilir mi? İşte dediğim gibi randevuze çalışmalar gerekiyor. Bir insanın bütün bir yaşam süresini içeren çalışmalar, büyük popülasyonlar üzerinde yürütülmesi gereken çalışmalar var. Mutlak bilimsel sonuçlar elde etmek için bu da çok kolay değil. Kusursuz ve mükemmel bilgi kolay elde edilmiyor. Tabii ki hükümet bazında atılan adımlar, politika yapıcıların içine girdiği süreçler de buna benzetilebilir. Burada da mutlakiyet yoktur. Ama en azından bunun seviyesini yukarı çıkarabiliriz. Çünkü bilimsel kanıtı olmayan bilgiyi halka sunduğunuzda bunun ciddi cezai müeyyideleri, yaptırımları da olabiliyor. Ama çoklu çalışmalarla farklı bilgiler, çok güçlü bilgiler de üretebiliyoruz. Bence önemli olan bir nokta şu. Bilimsel eğitimi okullarımıza entegre etmeliyiz. Beslenme konusunda da aslında çocuklarımızı eğitmek, bütün bir nüfusu eğitmek son derece önemli. Ne yemeliyiz, ne yememeliyiz konusunda net yanıtlar vermeye çalışmalıyız. Sizin vakfınızın da yıllardır üzerinde çalıştığı konulardan birinin bu olduğunu anlıyorum. Sağlıklı bir diyetin bilimsel dayanağı ne olmalı? Bu soruyla yola çıkmak önemli. Okul çocuklarının, öğrencilerin anlayabileceği bir dilde bu bilgilerin aktarılması gerekiyor. Şimdi gıdayla ya da yeme alışkanlıklarıyla ilgili didaktik öğretiler ve bilgiler mi önemli ya da kanıtların nasıl değerlendirilmesi gerektiği mi önemli? Acaba bilimsel düşünceyi mi öğretmek daha önemli? Bence ikisi de önemli. Hem bilimsel yaklaşımı öğretmek önemli. Süreci, sonuca odaklı değil de bu bilimsel süreci iyi anlayan bireyler yetiştirmeliyiz. Çünkü bu süreci özümseyen birey bunu yaşamının diğer alanlarına da kolaylıkla uygulayabilir ve yarar sağlayabilir. Çevremizdeki her şey çok hızlı değişiyor. Teknoloji değişiyor. Teknoloji hayatımızda her şeyi değiştirdi. Bireysel kararları alırken, yaşam biçimlerimizi seçerken bunlar tabii ki belirleyici rol oynuyor. Bilimsel tarafta da bunlar önemli. Bağlamsal olarak değerlendirdiğinizde hızlı bir değişimin ortasındayız. Biz değişmezsek bunun felakete yakın sonuçları olabilir. İklim değişikliği bu alanda önemli bir örnekti örneğin. Veri toplamak, bilimsel kanıtları yorumlayabilmek, analiz edebilmek önemli. Tabii ki demokratik bir toplumu da tesis etmek bunun ön koşulu olsa gerek. Yine belki beslenme bağlamına geri dönecek olursak, heyecan verici çok sayıda bilimsel araştırma var. Analitik bilimlerde, yaşam bilimlerinde, sağlık bilimlerinde. Yakın geçmişte bir robot hakkında bir makale okudum. Bu robot uzmanlardan daha etkin bir şekilde bazı konuları ayırt edebiliyor. Peki bilim bunu pratikle nasıl bir araya getirecek? Gelecekte bu nasıl entegre edilecek? Örneğin besinlerden ilaç üretebilir miyiz? Balığın içindeki yararlı maddeleri alıp bunu yeni teknolojilerle ilaçlara dönüştürebilir miyiz? Böyle bir olasılık görüyor musunuz? Ya da beslenme bağlamında bilimin geleceğini nasıl yorumluyorsunuz? İlginç bir soru. Dediğim gibi teknoloji çok güçlü bir araç ve hayatlarımızı etkiliyor. Gıdaların bileşenlerini zaten çıkartabiliyoruz ve folik asit projesi örneğin, folik asit açısından gıdalar güçlendirilebiliyor takviyelerle. Bu da oldukça etkin oldu. Doğum sırasında yaşanan sorunları minimize edebildik bu yeni stratejiyle ve yine gıdalardan elde ettiğimiz moleküller yeni teknolojilerle takviyelere dönüştürülüyor, gıda takviyelerine dönüştürülüyor. Bazı durumlarda her şeyi gıdalardan almak zor olabiliyor çünkü. Ve geleceğe de baktığımız zaman, yani 2050 projeksiyonunda
9-10 milyarlık bir insan nüfusu öngörülüyor dünya üzerinde ve kaynaklar da aslında bu bağlamda büyük bir baskının altına girecek. Kaynaklar azalacak, çevresel faktörler daha da zorlaşacak. Şu anda bile bu başladı. İnsanlar yeterli beslenme konusunda güçlük çekiyor çünkü çevresel kaynaklar azalıyor. 9,5 milyar insanı sağlıklı bir beslenme çerçevesinde hayatta tutmak zor olacak. Yine genetiğiyle oynanmış gıdalar üzerinde çalışmalar sürüyor. Afrika'daki problemler aşikar. Teknolojiyi de bu anlamda tabii ki iyi amaçlarla kullanabiliriz. Kötü etkileri olabiliyor ama yararlı ve doğru uygulamalarla toplumun yararına sonuçlar elde edebiliriz. Türkiye'de gösterime girdi mi bilmiyorum ama bir film vardı. Belki ben yaşlıyım hatırlıyorum. 2025 yılında New York'u betimleyen bir filmdi. Çok da uzak bir tarih değil. Gerçek gıdayla beslenmiyor insanlar filmde. Yani yapay üretilmiş, yeni teknolojilerle üretilmiş, işte makro besin öğelerinin, mikro besin öğelerinin, soya yağının bulunduğu, işte yağ asitlerinin bulunduğu yapay gıdalar üretiliyor bu filmde. 2025 yılı New York. Aslında bu olmaya başladı ve bizi kaygılandırması gereken önemli noktalardan biri de bu. Şimdi kahve çekirdeğinde 6000 molekül var ve bu 6000 molekülün işlevini ayrı ayrı bilmiyoruz. Kahve oldukça sağlıklı bir madde. Diyabet riskini azaltabiliyor. Bazı alanlarda hastalık risklerini azaltıyor. Birçok kişi için iyi haberler var kahvede ama dediğim gibi %100 bilmiyoruz. Yapay gıdalar tabii ki bunların bileşenlerini tam olarak anlamadığımız için biraz kritik yaklaşılması gereken bir alan. Bazı moleküller diğerleriyle karşılaştırıldığında daha fazla konulabiliyor. Toksik bileşenler olabiliyor. Toksik solventler konulabiliyor. Örneğin trans yağların bir sorun teşkil ettiğini anlamamız 100 yılımızı aldı. Kötü bazı hatalar yapabiliyoruz bu bağlamda. Ama aynı zamanda teknolojiyi de tamamen göz ardı edelim demiyorum. Böyle bir şey de yapılmalı. Örneğin bazı sentetik yağlar işte hayvan gıdası olarak kullanılabilir, yemek pişirmek için kullanılabilir. Ama tamamen sentetik bir diyete, tamamen yapay gıdalara dayalı bir diyete insanları yönlendirmek de hatalı olacaktır. Hindistan gibi coğrafyalara baktığınız zaman yılda 30 milyon insan yetersiz beslenmeden hayatını kaybediyor. Dolayısıyla bütün teknolojik olanakları değerlendirmeliyiz ve dünya nüfusunu 2050 yılında sağlıklı bir şekilde besleyebilir hale gelmeliyiz. Bize ayrılan zamanın sonuna geldik sanırım. Son dakikalarımızı şuna ayırmak istiyorum. Bir önemli konuda tabii ki sizi epeydir tanıyoruz. Ama siz de bu alanda uzun yıllar çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Bu zaman zarfında bile 30-35 yıl içinde bilim çok değişti. İnandığımız bilgiler değişti. Birçok farklı tavsiye topluma sunuluyor. Ama insanlar hala bilmelerine rağmen alışkanlıklarını değiştirmiyorlar. Var olan So how can we be more effective to stimulate people to make the right choices and right decisions? Doğru seçimleri ve yapma, doğru kararları alma konusunda nasıl teşvik edebiliriz? Çünkü konuştuğumuz her şey değişimi teşvik etme ile ilgili. Ama küçücük bir değişimi gerçekleştirmek bile çok güç. Çok kısa bir şekilde bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani çok kapsamlı bir soru bu tabii ki ama temel olarak özetlemek gerekirse sosyolojik bir çerçeve burada bizim için önemli. Şunu anlamamız gerekiyor. Değişim birçok alanda gerçekleştirilmeli. Eğitim bunlardan belki ilki ve en kolayı ama
bir checklist yapılmalı. Tek bir çözüm yok bu sorunuzla ilgili. Bütün bu farklı düzeylerde, farklı alanlarda farklı adımların eş zamanlı olarak atılması gerekiyor. Değişim aslında trans yağlarda olduğu gibi ürünü daha pazara ilk sunarken tanımını doğru yapmamız gerekiyor. Ya da atıştırmalık gıda olarak üretilen ürünleri daha en başından lezzetli ve sağlıklı üretmeyi hedeflemeliyiz. Bir okulla çalışmıştım. Yine bir vakıfla işbirliği içinde yürüttüğümüz bir projeydi. Sahada çalıştık, okulları ziyaret ettik ve orada gördüm ki değişimi gerçekleştirebiliriz. Oradan gerçekten iyimser bir hava ile ayrıldım. Buradaki ticari çıkar konusunu irdelememiz gerekiyor. Bazen bu ticari çıkarları karşımıza alarak bir savaş vermemiz de gerekebilir ama genel olarak konuşmak gerekirse gıda kalitesi, diyet kalitesi yavaş da olsa ABD'de iyileşiyor. Birçok zorluğa rağmen yavaş da olsa iyileşmeleri gözlemliyoruz. Bunu sosyoekonomik statü çerçevesinde değerlendirdiğimizde daha eğitimli, daha üst gelir seviyesine ait toplumlarda bazı gelişmeler oluyor ama daha alt gruplarda bunu daha yavaş görüyoruz. Kamu sağlığı sorumluları ve yetkilileri bu alanda gerçekten ciddi adımlar atmak zorunda. Birçok etmen var, birçok faktör var. Şimdi beslenme uzmanları açısından baktığımız zaman bu değişimleri sağlık ve mortalite istatistiklerine dönüştürmek önemli. Somut yansımaları o alanlarda görmeliyiz bu değişimlerin. Değişim bizim için bu. Önceliğimizde tabii ki bilimsel açıdan bu olmalı. Bizim için süreçte olup bitenleri betimlemek çok önemli ama toplumsal değişimlerde dediğim gibi bu şekilde somut bir yansımaya sahip olmalı. Bu yakın zamanda ciddi problemlerden biri. Tabii ki toplumsal istikrarı da etkiliyor. Toplumsal istikrarı da güçlendirdiğiniz zaman bu alanlarda değişimi etkin hale getirebiliyorsunuz. Beslenme konusunda sağlıklı alışkanlıklar verebiliyorsunuz bireylere. Tabii ki güç sorun büyük. Bizim ülkemiz açısından da çok zorlu bir konu. İyi zamanlar oluyor, kötü zamanlar oluyor. Çünkü Türkiye'de nüfusun 1/3'ü öğrencilerden oluşuyor. Bu çok büyük bir rakam. Bu da şu anlama geliyor. Eğer uygun öğrenme deneyimlerini eğitimin her seviyesine entegre ederseniz büyük bir etki yaratabiliyorsunuz. Nüfus da çok genç. Ama işin olumsuz tarafı, kötü haber şu ki ekonomik fırsatlar anlamında toplumsal eşitsizlikler var. Sınıflar arasında farklılıklar var. Üst sınıflar giderek daha azalıyor ve daha zenginleşiyor. Çünkü burada gelir dağılımı ve refah dağılımı dengesiz bütün dünyada olduğu gibi bunlar önemli zorluklar. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ufuk açıcı bir sohbet oldu. Zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Volta için sorularınız olursa biz buradayız. Seve seve yanıtlarız. Başarılı bir zirve diliyorum. Teşekkürler.